Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini anlattığımız en sonki videomuzda sizlerle birlikte Büyük Selçuklu Ali Tekin mücadelesini ve Selçukluların Harezm'e göçü konusunu ele almış ve bir konu hakkında konuşmuştuk. İnşallah bu hafta bu videomuzda ele alacağımız konu Selçukluların Horasan'a göçü ve muhtariyet yani yarı bağımsızlık kazanmaları konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu konuyu elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Selçuklular artık Harezm'de oturamaz hale gelince 1035 baharında o 100 bin süvari ile Ceyhun'u geçip Horasan'a vardılar. Merv, Saras ve Farava çölü bölgesinde yurt tuttular. Selçuklular böylece çok çetin mücadeleler ile geçen takriben 70 yıl içinde Cende, Maverahünnehir'e, Harezm'e ve son olarak da Horasan'a göçmek suretiyle 4 defa yurt değiştiriyorlardı. Onların arkasından da Yinalılar yani İbrahim Yinal grubu geldi. Bunların gelişiyle Arslan Yabgu, Türkmenleri eski düşmanlık yüzünden Irak topraklarına kastılar. İnanç Yabgu, Tuğrul ve Çağrı Beyler buraya gelince derhal Sultan Mesud'a bir mektup gönderip askeri bir hizmet karşılığı bu yurdu kendilerine vermesini dilediler. Tarihi bakımdan çok mühim bir vesika teşkil eden bu mektupta Selçuklu başbuğları Horasan'a göçmek zorunda bulunduklarını, dünyada kendilerine sığınacak bir yer kalmadığını acıklı fakat vekarlı bir diliyle bildiriyorlardı. Fakat Sultan Mesud basının Arslan Yabgu oğullarını Horasan'a geçirmekle nasıl bir hata işlediğini ve onların ne gibi gaileler çıkardığını beyan ettikten sonra şimdi 100 bin süvariye sahip Selçukluların memleket içinde ne derece bir tehlike teşkil edebileceğini belirtiyor, red cevabı veriyor ve divan azasının bunları himayeye alarak düşman bir duruma sokmasının mahzurlarını belirten ifadelerine itibar etmiyordu. Sultan Mesud bu düşünceyle 1035 Haziran'ında Beydoğlu kumandasında büyük bir orduyu Selçuklar üzerine gönderdi. Ve başına büyük gayeler açan ve sükutuna sebep olan savaşlardan ilkine başladı. Bununla beraber Beydoğlu ilk önce Selçukluları gafil avlayarak bozguna uğrattı. Ve Şah Melik'in yağmasından arta kalan mallarını ve birçok da esir aldı. Gazne ordusu bu ganimetin taksimiyle uğraşırken Çağrı Bey ani bir hareket ve baskın ile bu orduyu 1035 Temmuz'unda Hisar-ı Tak mevkiinde müthiş bir hezimete uğrattı. Sultana şiddet tedbirleri tavsiye eden Beydoğdu ve askerleri perişanlık ve korku içinde Nisabur'a kaçarak kurtuldular. Büyük bir devlete karşı ilk defa büyük bir zafer kazanan Selçuklular o kadar çok altın, gümüş, silah, at, elbise ve hayvan elde ettiler ki hayret içinde kaldılar. Selçuklu başbuğları bu zafere rağmen gurura kapılmamak ve barış yolunu aramak suretiyle askeri olduğu kadar siyasi bakımdan da çok kudretli insan olduklarını gösterdiler. Bu savaşı ailelerini ve evlerini korumak maksadıyla yaptıklarını beyan ile sultandan özür dilemekten de geri kalmadılar. Elçiler vasıtasıyla giriştikleri anlaşma müzakerelerinde evvelce mektupla istediklerini bu zaferden sonra elde ettiler.
Filhakika Sultan Mesud Selçuklu reislerine Hilat, Sancak, Lare ile birlikte bir mensur yani ferman göndererek Nasa'yı Tuğrul Bey'e, Dehistan'ı Çağrı Bey'e ve Farava'yı yani Kızılavrat bölgesine inanç yapguya tevviz etti ve kendilerine Horasan'a mahsus olan Dihkan ünvanını verdi. 29 Temmuz 1035'te Merv valisi bu hakimiyet sembollerini bir merasim alayı ile Selçuklu yurduna gönderdi. Selçuklular böylece askerisinden daha mühim olarak siyasi bir zafer kazandılar. Muhtar bir yurt ve idareyi sağlayan bu hukuki vesika ve hakimiyet alametleriyle de artık yeni bir devletin çekirdeğini kurmuş oluyorlardı. Bundan başka bu neticeyi almakla nefislerine itimat gelmiş, büyük bir devleti yenebilecekleri kanaati uyanmış idi. Böylece uzun ve tehlikeli bir devreden sonra teselli bulmuşlar, nispi bir huzura kavuşmuşlardı. Selçuklular bu yeni yurtlarında devamlı Oğuz güçleri ile de çoğalıyor ve kuvvetleniyorlardı. Bu anlaşmaya rağmen Selçuklular ile Gazneliler arasında bir ihtimal hasıl olmamış ve iki tarafta birbirini kuşku ile takip eylemişti. Zira Gaznelilere göre Selçuklular büyük hayaller peşindedir. Nitekim onların tenhada sultanın hilatları ile alay etmekte oldukları, onun göndermiş bulunduğu külahları fırlattıkları haberleri geliyordu. Öte yandan da Türkmenler her tarafı istila ediyor. Eski devirlerde gelmiş ve yerleşmiş bulunan Türklerden sonra şimdi daha ağır ve daha büyük kitleler halinde akarak Maverahü'n-Nehir, Harezm, Horasan, Sistan, Oğurlar'la doluyordu. Buz, Guzganan, Saras, Akın ve Yağmalara uğruyordu. Durumu kavrayamayan Gazneliler, diğer Türkmenlerin hareketlerini de Selçuklulara mal ediyorlardı. Bu durumda iki taraf da birbirine karşı hazırlanmaktaydı. Selçuklular artık komşuları ile de münasebete geçerek emniyet tedbirleri alıyorlar. Harun'un yerine geçen Harezm Şah İsmail'i de İstiklal Hareketi'ne devam ile Selçuklular ile dostluk kuruyor. Arslan Han'a mukabil Buğra Han da Gaznelilere karşı Selçuklu reislerine kendi damgası ile mühürlenmiş mektuplar gönderiyor ve zaferlerinden dolayı onları tebrik ediyordu. Bu sebeplerle Sultan Mesud büyük Hacip Subaşı'yı 15 bin kişiyle Horasan ordusu kumandanlığına başka bir orduyu da Herat'a gönderdi. Bu hareket karşısında endişelenen Selçuklular bir yandan Harezm Şah İsmail ile temasa geçerken bir yandan da sultana bir elçi gönderip bir kusur işlemediklerine Ceyhun ve Balhan Dağı yollarının açık bulunması dolayısıyla yapılan istila ve akınların diğer Oğuzlara ait olduğunu bildiriyorlardı. Bununla beraber yine de yurtlarının darlığından, halklarının çokluğundan şikayet ederek Merv, Taraz, Bavert şehirlerinin vergilerini maaş olarak istiyor ve buna mukabil askeri hizmet teklifinde bulunuyorlardı. Selçuklular bu siyasi incelik ve olgunlukla hareket ederken sultanın tehditlerini anlamakta fakat buna karşı da zaaf göstermeyerek mesuliyeti o tarafa yüklemekte ve iş bu raddeye gelince de meydan okumaktadırlar. Gerçekten Nisabur'a ve Horat'a gönderilen ordulara işaretle eğer kastederlerse biz de müdafaaya geçeriz. Bu takdirde aradaki hürmet kalkar.
Bu sebeple karar size aittir. Kaydı bu durumu meydana koymakta ve Selçukluların korkmadığını göstermektedir. Bu mektup ve taleplerden yetinen Sultan Mesud, bir yandan Horasan'ı kalbur haline getirdiler, bir yandan da bu süslü sözleri söylüyorlar diyerek anlaşma teklifini reddetti. Hatta bu devrenin hadiseleri esnasında hapisten çıkartılarak belhe getirilen Arslan Yabgu'nun bu maksat ile kullanılmak istendiği de rivayet edilmektedir. Kıymetli dostlarım, ben size Selçukluların Horasan'a gücünü ve yer bağımsız kılmalarını anlattım. O zaman gelin bununla ilgili bir ses kaydı dinletelim sizlere. Kurduğu dört Türklerin tarihte kurduğu dört büyük imparatorluktan biri kabul edilen milli tarihimizin kahraman devleti Selçukluların tarihi. Selçukluların tarih sahnesine çıkışları. Selçuklular Türklerin hem dini hem de askeri olarak oldukça hareketli bir döneminde siyasi teşekkül kurmaya kalktılar. Selçuk Bey'in babası olan Dukak, Oğuz Yabgu Devleti'nde önemli bir askeri mevkiye sahipti. Batıda Hazarlar son dönemlerini yaşarken, kuzeyde Kıpçaklar ve Bulgarlar, Mavera-ı-Nehir ve Türkistan'da Karahanlılar, Afganistan ve Pakistan civarında Gazneliler gibi Türk devletleri oldukça güçlüydü. Bunlardan başka Mavera-ı-Nehir'in bir kısmında ve Horasan'da Samanoğulları egemendi. Abbas halifeliği artık ismen mevcut olup Şii-Büveyhi devletinin elindeydi. Seyhun Nehri, Aral ve Hazar kıyılarına yerleşen yarı göçebe Oğuzların yapgusu, baş şehir Yengikent'te oturuyordu. 24 Oğuz boyundan Kınık boyuna mensup olan Dukak'ın lakabı Demir Yaylı'ydı. Bu lakap onun boy beyliğini elinde tutan bir aileden geldiğini gösteriyordu. Dukak'ın ölümünden sonra 18 yaşlarında olan Selçuk, Yabgu tarafından babasının görevine, Sübaşılığa getirildi. Dukak ile Yabgu arasındaki sorunlar Selçuk döneminde de devam etti. Selçuk, Yabgu ile yaşadığı sorunlar, devlet içi çekişmeler, otlakların darlığı ve Kıpçakların saldırılarından sonra mahiyetindekilerle birlikte Yengikent bölgesinden ayrıldı. On binlerce aile, Müslüman Türklerin yoğun yaşadığı Seyhun Nehri'nin sol kıyısında bulunan Cent Havalisi'ne geldiler. Selçuk, muhtemelen Uzlar, Peçenekler ve Kumanlar gibi daha batıya gitmiş. Selçuklu kuruluş serisini finale kadar izleyen sizler için hem para kazanabileceğiniz hem de bize davet ederek ve 3 iş günü içerisinde hesabınızı unutmayınız. Mesela bir sürü video açıyorum çünkü onu izlemiştik. Bin zırhlı muhafızın arasında şehre bir cihangir gibi giren yeni hükümdarın kolunda bir yay, belinde ise 3 ok vardı. Bu görkemli törenin ardından Tuğrul, şehre girip Sultan Mesut'un tahtına oturdu. Selçuklular, artık biz de varız diyorlardı. Oğuz'un tahtı. Devletin gündemi Selçukluların faaliyetleri olmuş, vezirler ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Sultan Mesut bu gidişata bizzat dur deme vaktinin geldiğine karar verdi. Yoksa Horasan elden çıkacaktı. İçinde fillerin de olduğu büyük bir ordu kurup Gazne'den Herat'a geçti. Ordunun 100.000'i geçtiği söylense de sayıların bu kadar yüksek olmadığı tahmin ediliyor. Ama hazırlanan kuvvetin Selçukluların üzerine yollanan daha önceki kuvvetlerden çok daha kalabalık ve güçlü olduğu ortadadır.
Ülke prestijinin sarsılmasından kaynaklı diğer siyasi odaklar da Gaznelilerden bir parça koparmak umuduyla işe koyuldu. Bunlardan birisi Karahanlı Börü Tigin'di. Sultan Mesut ilk iş olarak onun üzerine gitti. Karahanlı birliklerini suyun ötesine dek attı. Burada Selçukluların Ceyhun üzerindeki köprüleri yıkacağı söylentisi ortaya çıkınca zor duruma düşmemek adına geri dönüp Belh'e kondu. Bir diplomatik hamleyle de Şah Melih'i kendi saflarına eklemek için elçiler yolladı. Çağrı Bey o sıralarda Ceyhun boyunca yağma ve akınlar yapıyordu. Hatta emrindekiler Belh'e kadar sokulup sultanın fillerinden birini çalıp kaçtılar. Mesut bu son olayla harekete geçmeye karar verdi. Hizmetkarlarından silahını istedi. İş başa düştü deyip taarruz harekatına başladı. Çağrı Bey, Belh'teki hareketlenme üzerine diğer aile üyelerinin birlikleri olmaksızın sultanın karşısına çıkmak niyetindeydi. Bulunduğu yerden kalkıp Ulya Abad'a geldi. Rakibinden evvel buraya varan sultan yüksek bir yerde durdu. Gaznelilerin düşmanı yeni vereceği sanılıyordu. Ama rakip beklenilenden daha fazla direnç gösterdi. Sonuç gelmeyince canı sıkılan hükümdar atını istedi. Silah kuşanarak filden indi, ata bindi. 1000 özel muhafızı ile saldırıya geçip düşmanı dağıttı. Selçuklular fazla zorlamadan çöle çekildiler. Gazne ordusu ise çöl tehlikeli olduğu için kaçan düşmanı takip etmedi. Ulya Abad muharebesi kesin bir netice getirmese de sultanın moralini yükseltti. Tuğrul, Çağrı, İbrahim ve Musa beyler her zaman yaptıkları gibi ağırlıklarını ve ailelerini çöllere yollayıp emrindeki askerlerle Serahs'a geldi. Divan toplandı ve ne yapılacağı konuşuldu. Büyük Türk Sultanı Mesut, on binlerce askeriyle onlara doğru geliyordu. Bir an için tüm Türkmenler birleşse bu saldırıyı durduramaz kuşkusuna kapıldılar. Uzun münakaşalar arasında Tuğrul ve İbrahim Yınal, düşman karşısında durulamayacağı için batıya göç etme fikrini ortaya attı. İran'ın batısında zayıf yerel hanedanlar vardı. Orada tutunup Rum diyarlarına akınlar yapabilirlerdi. Bu fikre Çağrı Bey karşı çıktı. Ona göre kalıp savaşmak icap ederdi. Kaçarlarsa Sultan Mesut onları yakalayıp tarumar ederdi. Hem o Ulya Abad'da rakibi görmüştü. Rakibin zayıf ve kuvvetli yönlerini biliyordu. Savaş divanı Çağrı Bey'in fikri üzerine birleşti. Savaşacaklardı. İki taraf arasında Belh-Seras yolu üzerinde çok çetin çarpışmalar oldu. Zafer sürekli el değiştiriyordu. Ama genel olarak bu roundu alan Sultan Mesut oldu ve Temmuz 1039'da Serahs'a girdi. Mesut bu son zaferle rakibin gücünü kırdığını düşünüyordu. Ama Selçuklular çok sarsılmamıştı. Türkmen beyleri Mesut'un güçlü olduğunu anlayınca meydan savaşı yapmama kararı aldılar. Vurkaç savaşı yapacaklar, rakibi sağa sola koşturarak yoracaklardı. Zaten yakında kış gelecekti. Onlar sıkıntılara katlanan bozkır ve çöl adamlarıydı. Sıcakta ve soğukta sabrederlerdi. Fakat Sultan Mesut ve ordusu sabredemezdi. Onlar zahmete ne zamana kadar dayanabilirlerdi ki? Muhakkak bıkıp döneceklerdi. Ki öyle de oldu. Vurkaçlardan, susuzluktan ve yorgunluktan bıkan Gazneliler, Selçuklulara ateşkes teklif etti. Ateşkes, Selçukluların da istediği bir şeydi. Çünkü rakibi yıpratıyorlar ama yenemiyorlardı. Yapılan anlaşma iki tarafı da dinlenip toparlanması için vakit verdi. Ordularını tazelemek, yeni müttefikler bulmak için taraflar köşelerine çekildi. İki taraf birbirine zerre güvenmiyor. Anlaşma ölü doğmuştu. Selçuklular kuzeye çekilmeye söz vermişti ama bu sözlerine uymayıp akınlarına devam ettiler. Bu zaten Sultan Mesut'un beklediği bir şeydi. Yenilenen Gazne ordusu Kasım 1039'da tekrardan Herat'tan yola çıktı. Ordu geçmişten ders çıkarılıp daha hafif donatıldı. Atlı birliklerin sayısı arttırıldı. Ordu böylece manevra kabiliyeti kazanmış oldu. Bu seferki hedef Nişabur'du. Mesut, rakibin beyninin Tuğrul olduğunu bildiği için gizli bir operasyonla onu yakalayacaktı. Sultanın bizzat yönettiği operasyonda Tuğrul Bey,
meşakkatli bir maceradan sonra kıl payı kurtuldu. Ağırlıklarını alamasa da birlikleriyle doğuya gitti. Tuğrul'u yakalayamayan Mesut çok üzüldü. Birkaç gün sonra Nişabur'u alıp şehre girdi. Kışın burada geçirileceğini söyledi. Karşı taraftakiler ise süratle çöle çekilmeye karar verdi. Bu sefer sultanın kendileri gibi manevra kabiliyeti olan bir orduya sahip olduğunu anlamışlardı. Sultan Mesut ise çıkardığı dersler ve vezirlerinin tavsiyesiyle farklı bir taktik uyguladı. Düşmanı takip yerine korkutma yoluna gidecekti. Nesa şehrine ilerlemeyi düşündü. Selçuklular bir anda çok müşkül duruma düştü. Yurtlarını yeniden kaybetmenin korkusu onları diken üstünde hissettiriyordu. O kadar ürkmüş ve kaygılanmışlardı ki liderleri Tuğrul günlerce zırhını çıkarmamış, kalkanını yastık yapıp yatmıştı. Sadece o değil, tüm Oğuzlar tedirgindi. Ferabe çölüne çekildiler. Ağırlıklarını da Balhan Dağı'na götürdüler. Mart 1040'ta Sultan Nişabur'dan ayrıldı. Tüm kritik kentlere en iyi komutanlarını yolladı. Ana orduyla Tusa vardı. Buradayken aslında uzun süredir mevcut olan bir sıkıntı iyice gün yüzüne çıktı. Buğday ve ot temini çok aksıyordu. Bölgeye o sıralar kıtlık hakimdi. Ordunun isyan etmesinden korkuldu. O yüzden Mayıs 1040'ta derhal Seras tarafına doğru yola çıkıldı. Şehir 14 Mayıs'ta savaşla alındı. Fakat her yer haraptı ve su yoktu. Halk sahraya ve dağa kaçmıştı. Bir tek buğday başağı bile bulunamadı. İşler Gazneliler için birden kötüleşti. Devlet erkanı Herat'a dönelim derken, sultan rakibin tüm birliklerini Merv'de toplayacağı haberini aldı. Geri dönmek değil, bu meseleyi bitirmek istiyordu. Bu gaye ile ilerlemeyi tercih etti. Merv yolu cehennem olmuştu. Açlık ve susuzluktan ağlayan süvariler, sağda solda düşüp kalan piyadeler, insanı çıldırtan sıcak, tabloyu gözler önüne seriyordu. Ordusunun mahvolduğunu gören sultan, "Biraz daha dayanın, Merv'de her şey hallolacak, düşman da bizimle aynı koşullar altında." diyerek askerlerini yüreklendirmeye çalıştı. Kararından vazgeçmeyi düşünmeksizin yola devam etti. Kısa süre sonra Selçuklu öncü kuvvetlerinin saldırıları başladı. Onlar çöllerde ve dar geçitlerde vurkaçlar yapıyor, rakibin ağırlıklarına saldırıp bineklerini çalıyor ve morallerini bozuyordu. Gazneliler savaş nizamında yürümesine rağmen bu akınlardan büyük zararlar gördü. Üzerine disiplinsizlik ve itaatsizlik de baş gösterdi. Sultanı düşündüren rakibin hücumlarından ziyade ordusunun işte bu disiplinsizliğiydi. Selçuklularda ise gündem yine göçtü. Vazgeçilip gidilmeli miydi yoksa kalıp savaşmak mı lazımdı? Çağrı Bey'in kalıp savaşalım fikri yine kabul gördü. Öncü birlik olarak yollanan İbrahim'in ardında ana orduyla bekleyecekler, zamanı geldiğinde savaşacaklardı. Öncü kuvvetler ise savaş düzeninde ilerlemekte olan Gaznelilere 22 Mayıs'ta hücum etti. Gazne ordusu çok zayıf bir direnç gösterdi ve bir anda kaosun içine düştü. En iyi kuvvetler olan atlı gulamlar savaşa girmedi. Hatta bazıları gizlice Selçuklular ile irtibata geçti. Hintliler açlıktan çaba gösteremiyor, Türkler ve Tacikler kavga ediyordu. Ordu adeta dağılmış, başı bozuk bir güruh oluvermişti. O gün ordunun bozulmamasının tek nedeni sultanın kişisel çabalarıydı. Elinde mızrakla savaşan Mesut ve etrafındakiler yenilmemeyi kıl payı kurtardı. Akabinde Gazneliler savaşa savaşa bir dere kenarına kadar geldi. Suyu gören askerler tedbirsizce koşturarak dereye hücum ettiler. Ordusunun bu halini gören Sultan Mesut'un umutları giderek bitmekteydi. 22 Mayıs'taki saldırı Selçukluları daha da yüreklendirirken, Gaznelilerin ne kadar berbat bir durumda olduğunu gösterdi. Mesut, yenilginin gecesinde durmadan çalışıp tüm komutanları toplamış,
sıkıntıları gidermeye çalışmış, komutanlar arasındaki ihtilafları sonlandırmıştı. Bakalım onun son bir gayretle aldığı bu tedbirler orduyu Merve ulaştırabilecek miydi? Ertesi sabah Gazne ordusu yola çıkınca Oğuzlar yine dört bir yandan saldırdılar. Ortalıkta Çağrı ya da Tuğrul'un sancakları yoktu. Çünkü onlar tedbir olarak seçme kuvvetlerle bekleyip sadece harekatı yönetiyorlardı. Gazne ordusu bir önceki gün olduğu gibi dağılma emareleri göstermedi. Belli ki gece alınan tedbirler bir nebze de olsa işe yaramıştı. Ordu savaşa savaşa Dandanakan Kalesi'ne geldi. Gazne ordusu kaleye vardığında halk surlardan askerlere su sarkıttı. Ordu kale civarındayken Selçuklu öncüleri de savaş düzenine girerek karşılarında yer tuttular. Rakibin yakın olmasından dolayı sultanın askerleri savaş düzenine geçip beklemeye başladı. Sultan Mesut harp meclisinde son durumu kontrol etti. Komutanları üstünlüğün hala kendilerinde olduğunu, sakin bir şekilde bu gece buraya konaklamanın uygun olduğunu söylediler. Sultan Mesut ise kaledeki suyun onlara yetmeyeceğini düşündüğü için en yakın su kaynağına hızla hareket etme arzusundaydı. Komutanlarının muhalefetine rağmen ordunun yürüyüş için hazırlanmasını söyledi. Onun maksadı bir an evvel Merve varmaktı. Ordu yürüyüş vaziyetine geçtiği sırada bir anda düzen bozuldu. 500 kadar gulam askeri savaşacakları gerekçesiyle en iyi atları alıp ilerlediler. Askerler son sürat düşmana doğru saldırırken bir anda idrak edilmeyen bir şey oldu. Gulamlar düşman saflarından kopup gelen binlerce süvariye saldırmak yerine kollarını açıp onları kucakladılar. Gulamlar ihanet etmiş, karşı tarafa geçmişlerdi. Kucaklaştıkları da daha önceki dönemlerde Gazne ordusunda olup ardından taraf değiştiren mültecilerdi. Bu mülteci gruplar Selçuklu ordusunun öncüleri arasında yerlerini aldı. İhanet eden bu askerler ardından Selçuklu öncüleriyle beraber hızla Gazne ordusunun merkezine saldırdı. Zaten moralsiz, bitkin ve isteksiz olan Gazne ordusu ihanet ve saldırı karşısında bir anda şaşırdı. Bozgun belirtileri baş gösterdi. Bunu takiben Selçuklu öncüleri ikiye ayrıldı. Bir grup ganimet avına çıkarken diğer grupta rakibin merkezine doğru yöneldi. Gazne ordusunun mensupları telaşa kapılıp daha kılıç bile çekemeden kaçışmaya başladı. Kaçışırken birbirini ezenler, arkasına bakmadan firar edenler, fırsattan istifade kendi ordusunu yağmalayanlar derken ordugah bir kargaşanın içine yuvarlandı. Savaşta yaralan Beyhaki, ordunun bir anda dağıldığını, Hintli askerlerin bozguna uğradığını, Arap ve Kürt askerlerin ortalıkta gözükmediğini, iyi asker gruplarının ise çatışma hattına uzak kaldığını söylemektedir. Aynı zamanda tarihçinin o gün sadece 1000 asker sadakatle vuruşsaydı sultan bu işin üstesinden gelirdi şeklindeki tespiti hem Gazne ordusunun ne duruma düştüğünü hem de aslında çatışmanın çok büyük boyutta olmadığını göstermektedir. Çatışmanın sürdüğü alanda Sultan Mesut elinde zehirli bir harbeyle önüne geleni deviriyor, oğlu Mevdut ise kaçan askerlere "Ey namertler, birkaç atlı benim tarafıma geliniz" şeklinde bağırıyordu. Gelin görün ki şehzadenin bu çağrısına bir atlı dahi cevap vermedi. Etrafındaki az sayıda Tacik gulamı ve Türk komutanlarıyla direnen Sultan Mesut, esir düşmemek için yenilgiyi kabullenip savaş meydanından çekildi. Galibiyet haberini Merv civarında alan Selçuklu başbuğları, bulundukları yerden kalkıp savaş alanına vardılar. Daha savaş meydanındayken yapılan kurultayda Tuğrul Bey hükümdar olarak biat ettiler. Çadır kurup Sultan Mesut'un bıraktığı tahta törenle Tuğrul Bey'i oturttular. Ganimetleri topladıktan sonra da vakit kaybetmeden sultanı takip ettiler. Sıkı bir takiple Gazne ordusunun toparlanmasını engelleyen Selçuklular, böylelikle kesin zaferlerini garantiye almış oldu. Geriye tek bir şey kalmıştı. O da tüm dünyaya zaferi duyurmak. Dört bir yandaki sultan, melik, kral ve beylere yollanan elçiler, Tuğrul Bey'in hükümdarlığını ve Selçukluların yeni devletini duyurdu. Bundan gayrı herkes onları Horasan'ın hakimleri olarak selamlayacaktı. Yıllarca süren maceranın sonucunda Selçuklular, işte böyle devlet oldular. Şimdi dostlar, mesela olarak da şeye bakalım. Devletlerde kullanılan eski savaş tekniklerine bakalım.
Selçuklu'nun kuruluşu 3 videodan oluşacak bir seridir. Bildirim çanına tıklayanların oranı sadece %10 olduğundan 3. bölümün... Hadi ben biraz edeyim arkadaşlar, bir şeye bakalım. Videoyu beğenip paylaşarak... Bir değişiklik yapalım. Bu videoda yeni bir konu ele alalım. Fatime'yi devlet diyelim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatından sonra Müslümanlar görüş ayrılığına düştüler. Bu farklılık Hazreti Peygamber'den sonra halifenin kim olacağı ile ilgiliydi. Bir taraf Hazreti Peygamber'in damadı olduğu için halifenin Hazreti Ali'ye ait olması gerektiğini düşünürken diğer bir tarafta Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın halife olması gerektiğini düşünüyordu. Netice olarak sahabeler Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı halife olarak seçmişti. Bu farklı görüşler başlangıçta Müslümanlar arasında bir sorun teşkil etmemişti. Lakin 4. halife yani Hazreti Ali Efendimizin döneminde Hazreti Ayşe, Hazreti Muaviye, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir gibi sahabe efendilerimizin bir takım nedenlerle Hazreti Ali Efendimiz'e muhalefet etmesinin ardından farklı bir hal almış ve Müslümanlar arasında ciddi bir fikir ayrılığı meydana gelmeye başlamıştı. Bundan tam 23 sene sonra Yezid'in valilerinden olan İbn Ziyad'ın emriyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da Ömer bin Zad'ın ordusu tarafından şehit edilmişti. Bundan 85 sene kadar sonra yani 765 senesine geldiğimizde Şiilikte 12 imamların 6.'sı olarak kabul edilen Cafer-i Sadık'ın vefatı sonrası ortaya birçok batıni fırkalar çıkmıştı. Cafer-i Sadık'ın oğlu İsmail'i imam kabul ettikleri için İsmailiye, 7. imam olarak Cafer-i Sadık'ın oğlu İsmail'i kabul ettikleri ve şeriat sahibi peygamber 7 tanedir dedikleri için Seb'iye, haram olan şeyleri mübah saydıklarından Hurremiye, kırmızı giyindikleri için Muammira, hakikatlerin sadece imamdan öğrenileceğine inandıklarından Talimiye, kurucularından Hamdan Karmat'ın ismine nispetle Karamita, Babek Hurremiye tabi oldukları için Babekiye, Afyon kullandıklarından Haşhaşiye gibi isimler alan bu sapık fırka mensupları, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ve hadis-i şeriflerin zahiri manalarını hükümsüz sayarak batini manalarına uyduklarını iddia ettikleri için batıniye ismini almışlardır. Lakin Şiilik ile batıniliği birbirinden ayırmak gerekiyor. Batıniler, Şii adının altına saklanarak dini ifsad etmeye gayret ediyorlardı. Yoksa ehli sünnete göre dinden çıkaran hususlara taallük etmedikleri sürece Şiilere kafir denemez. İslamiyet'in 3 kıtada süratle yayılması, İslam dinine ve İslam ordularına karşı kılıç ile karşı koyamayan din düşmanlarını bu yayılışa karşı tedbirler almaya sürükledi. Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere kendi inançlarına göre mana verip genç ve cahil kimselere İslamiyet adı altında bu batini öğretileri öğretmek yolunu tuttular. Mecusilikteki eski inanış ve adetlerinden tamamen vazgeçememiş olan ve yeni Müslüman olmuş İranlılar arasında bir miktar taraftar da bulundu. Tabi olanlar İsmail bin Cafer-i Sadık'ın imam olduklarını kabul ettikleri için İsmailiye, onu 7. imam olarak kabul ettikleri için Sebiye ismini aldılar. Batınlılığı kurdular ve Tüs civarında sapık fikirlerini halk arasında gizli tebliğ metodlarıyla yaymaya başladılar. Dâi denilen gizli propagandacılar yetiştirip insanları ifsad ettiler. Özel olarak yetiştirilen dâiler Küfe, Basra, İran, Yemen, Bahreyn, Kuzey Afrika gibi Müslüman beldelere giderek bu fikirleri gizlice yaymaya çalıştılar. Cahil halka, ihtilafa ve şüpheye düşücü sorular sorarak fitne tohumlarını ekiyorlardı. Ehl-i sünnete göre batınilik, mecusilik gibi eski İran ve Hint kültürleriyle ve eski Yunan'dan, Hristiyan ve Yahudilikten esinlenerek İslam'ı parçalama gayret ve arzusuyla oluşturulmuş uydurma bir dindir. Kendisinin Peygamberimizin soyundan olduğunu iddia eden Abdullah bin Meymun'un neslinden geldiği halde kendini Hazreti Fatıma'nın soyundan gelen anlamında Fatımi'yi diyen Said isimli bir dâi isminin Ubeydullah olduğunu söyleyerek taraftar topladı. Ubeydullah ve taraftarlarının fitnesini gören Bağdat'taki Abbasi halifesi Ubeydullah'ı takip ettirince Mısır'a kaçtı. Sonra Mısırlı bir tüccar kılığında Kuzey Afrika'ya geçti. Fikirlerini yaymak için Müslümanlar arasında fitne ve huzursuzluk tohumları ekti. Burada Alebiler devletine son verdiler. Ubeydullah'ın ahir zamanda geleceği beklenen Mehdi olduğunu iddia ederek Emirül Müminin ünvanıyla 910 senesinde tahta geçirdiler. Hakimiyeti ele geçirip Fatimiler devletini kurdular. Ehl-i sünnet Müslümanlara zulüm ederek onları kendi sapık fikirlerini kabule zorladılar. Ubeydullah el-Mehdi kendi halifeliğini ilan edip Abbas halifelerini tanımadığını açıkladı. 913 senesinde 40 bin kişilik bir ordu toplayarak Mısır'a yürüdü. İskenderiye'ye gelip şehrin Müslüman ahalisini insafsızca katletti. Daha sonra Bağdat'taki Abbas halifesi bunlar üzerine asker sevk etti. Kuzey Afrika'da büyük savaşlar oldu. Fatımiler bu savaşlardan galip ayrıldı. Birçok ehli sünnet alimini ve Müslümanı katlettiren Ubeydullah el-Mehdi 934 senesinde 24 sene saltanat sürdükten sonra 64 yaşında öldü. Ardından gelen batini halife ondan daha katıydı. Bu sırada dâiler aracılığıyla Hindistan'dan İran'a, Yemen'den Mağrib'e kadar her yere bu batini fikirleri aşılamak için hızla çalışıyorlardı. Tüm bu çalışmalar ve halkın Abbas halifesinden memnun olmaması İslam aleminde ciddi bir şekilde batıniliğe geçişe doğru ilerlemişti.
1973'lü yıllara geldiğimizde daha önce Batıni dahilerin propagandalarına aldanan ve Abbas idaresinden memnun olmayan Hicaz bölgesi idarecileri de gelerek Fatimi halifesi Muiz li dinillaha tabi olduklarını bildirdiler. Böylece Arabistan Yarımadası'nın batı kısmı da Fatimi hakimiyetine girdi. Fatimilerin en büyük gayesi Batıniliği tüm dünyaya yaymak, Ehl-i Sünnet'in son kalesi kalan Abbasileri ortadan kaldırarak Ehl-i Sünnet'in siyasi gücünü bitirmek ve tek halife olarak dünya Müslümanlarını emrine almaktı. Bunun için İran taraflarındaki Şii Büvey oğulları devletiyle birlikte Abbasiler üzerine amansız saldırılar düzenlediler. Nihayet Şii Büvey oğulları Abbasilerin başkenti Bağdat'ı kuşattı ve Abbasileri tarih sahnesinden tamamen silmek üzerelerdi. Lakin umdukları gibi olmadı. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, halifeye yardım etmek için ordusunu toplamış ve Şii Büvey oğulları Bağdat'ı kuşatmış bulunurken arkalarından ülkelerine girerek Şii Büvey oğulları ülkesini tamamen tarih sahnesinden silmiş ve Bağdat'ı da kurtarmıştı. Fuat Köprülü'ye göre Selçuklu hükümdarları meydana çıkarak Abbasi hilafetini ve Sünniliği muhafaza etmeseydiler, İslam dünyasında Şiiliğin genel olarak hakim bir konuma geleceği muhakkaktı. Sünnetin koruyucusu ünvanını da Selçuklu devleti almış oldu. Türkler uzun zamandır Batınilerin İslam'a ve Ehl-i Sünnet itikadına verdiği zararların farkındaydı. Batınileri tamamen ortadan kaldırmak için ikinci hedef çıbanın başı olan Şii Fatimi devletini yıkmak olmuştu. Selçuklu tahtında Sultan Alparslan oturmaktaydı. Selçuklu Sultanı Alparslan da samimi bir Hanefiydi. Veziri Nizamülmülk, Batınilere karşı ihtiyatlı ve tedbirli bir vezirdi. Büyük Selçuklular, kendilerinden önce hüküm süren Şii Büveyhilerin devam eden tesirine karşı dikkatliydiler. İlk sultanlar Tuğrul Bey ve Alparslan zamanında Şia mensupları devlet kademelerinden uzak tutulmuştu. Sultan Alparslan, bir komutanının emrinde Şii bir katibin vazife yapmasına kızmıştı. Huzurunda sorgulanan katip, ben Batini değil Şiiyim demesi üzerine, Alparslan, Rafizi mezhebi o kadar iyi midir ki onu Batini mezhebine kalkan yapıyorsun diyerek karşılık verdi. Sultan Alparslan nihayet Şii Fatimi Devleti üzerine sefer kararı aldı. Ordular Halep'te toplanıyor ve Şii Fatimi Devleti üzerine sefer yapmaya hazırlanıyordu ki Bizans İmparatoru'nun devasa bir ordu toplayarak Selçuklu ve Abbasilerin üzerine yürüdüğü haberi ulaştı. Gelen bu Hristiyan saldırısından dolayı Sultan Alparslan yönünü Mısır'dan Anadolu'ya çevirmek zorunda kaldı. Şii Fatimi Devleti'ni yıkılmaktan Bizans kurtarmıştı. Bunun üzerine Abbas halifesi cihat çağrısı yaparak tüm Müslümanların Alparslan'ın komutasına girmesini emretti. Muş'un Malazgirt Ovası'nda şiddetli bir muharebe yapıldı. Bu muharebeyi Malazgirt Muharebesi isimli videomuzdan izleyebilirsiniz. Destansı bir zaferle Bizans ordusunu mağlup eden Selçuklular Anadolu'nun kapılarını açmıştı. Alparslan bu zaferden bir sene sonra suikaste uğrayarak şehit edildi. Oğlu Melikşah tahta geçince babasının yarım bıraktığı meseleyi tamamlamak, yani Batınilerin devleti olan bu Fatimi devletini yıkmak istedi. Lakin Batınilerin hedefinde artık tek bir devlet vardı. O da Selçuklu devletiydi. Hasan Sabbah, Şii Fatimi devletinde dahilerin başında bulunuyordu. Yetiştirdiği suikastçilerle en kritik durumdaki Selçuklu devlet adamlarını ve Ehl-i Sünnet alimleri ortadan kaldırıyordu. Batiniler var gücüyle İslam'ı ifsad etmeye çalışırken Ehl-i Sünnet alimler ve devlet adamları da var gücüyle İslam'ı korumaya çalışıyordu. Ehl-i Sünnet'in öyle alimleri vardı ki Batinilere asla fırsat vermiyorlar, Batini fikirleri fikirleriyle çürütüyorlardı. Bu alimlerin en önemlilerinden biri de İmam-ı Gazali'ydi. Üstelik bu alimler Selçuklu tarafından destekleniyor ve koruma altında tutuluyordu. İslam alemi tüm bu sorunlarla çalkalanırken Avrupa'dan büyük bir Haçlı ordusu yola çıkmış, İslam topraklarını işgale gelmişti. Anadolu Selçukluları onların bu akınını durduramamış ve Haçlılar Orta Doğu'ya kadar inmişlerdi. Hedefleri Kudüs'tü. Danişmendiler, Artuklular, Zengiler, Selçuklular, tüm bu devletler Haçlılarla mücadele ederken Şii Fatimi devleti Müslümanların bu durumundan istifade ederek arkadan Kudüs'e saldırdı. Kudüs'ü kolayca ele geçirdiler. Ardından Haçlılar Kudüs'e geldiler. 8 günlük bir savunmadan sonra Kudüs, Fatimi devleti komutanı Bedrül Cemal tarafından Haçlılara bırakıldı. Binlerce Müslüman Haçlılar tarafından katledildi. Aradan 60 sene kadar geçmişti. Fatimi devleti gitgide zayıflamış ve taht kavgalarıyla sarsılmaya başlamıştı. Askeri isyanlar bir türlü durmak bilmiyordu. Devleti 12 yaşında Adud Lidinillah adında biri yönetiyordu. Haçlılar bu zayıflıktan istifade ederek Kahire'yi kuşatma altına aldılar. Adud Lidinillah, Nureddin Zengi'ye mektup göndererek Haçlılara karşı Fatimi devletine yardım etmesini istedi.
Nurettin Zengin'in hedefi Müslümanları bir çatı altında toplamak ve daha sonra Haçlıları İslam topraklarından def etmekti. Şirkuh komutasında bir orduyu Fatimi Devleti'ni kurtarması için gönderdi. Şirkuh ordusu Kahire'ye vararak bu Haçlı ordusunu kamilen kılıçtan geçirdi. Fatimi hükümdarı Adud Lidinillah tarafından çok hoş karşılanan Şirkuh saraya vezir tayin edildi. Şirkuh, Şii Fatimi Devleti'nin ilk Sünni veziri olmuştu. Kısa bir süre sonra vefat edince yerine yeğeni Selahaddin Eyyubi vezir olarak devam etmişti. Selahaddin Eyyubi vezir olur olmaz ilk icraatı bütün Haçlıları Mısır'dan def etmek oldu. Bu sayede Fatimi Devleti'ndeki herkesin itimadını ve sevgisini kazanarak bir kahraman olmuştu. Vezir olarak önce devletin önemli kademelerine Sünnileri yerleştirmeye başladı. Bu işi gizliden gizliye yapıyordu. Ve yanına taraftarlar topladı. Yeterli gücü eline aldıktan sonra Selahaddin, Fatimi hükümdarını devirerek tahta oturdu. Batınilerin hükümdarlığı bu sayede son bulmuştu. Alparslan'ın 100 sene önce yapmak istediği şeyi bugün yani 1171 senesinde Selahaddin Eyyubi başarmıştı. Selahaddin Eyyubi ilk olarak Abbasi halifesine bağlılığını bildirdi. Fatimi devleti döneminde yetiştirilen dahiler öğrendikleri sapık fikirleri Atlas Okyanusu kıyılarından Çin'e kadar yaymışlardı. Fakat Selahaddin Eyyubi'nin ilmi, keskin zekası, Yılmaz ordusu karşısında yıkılıp gittiler. Eyyubi medreselerinde yetişen ehli sünnet alimleri onların bozuk fikirlerinin kökünü kazıdılar. Şimdi Selahaddin'in sıradaki hedefi, rüyası, hayalleri, intikamı olan Kudüs'ü geri almaktı. Evet dostlar, biliyorum iki farklı video izlettim. Diğerinin Fatimilerle alakalı. Fatimiler de aynı durumda yaşamışlar. Sapık ve sapkın itikat sahipleri. Hatta itikatsızlık sahipleri. Alçak ve namussuz insanlar. Cibriyetsiz ve zürriyetsiz insanlar. Onların da devletini, devletinin hikayesini kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kıymetli dostlar, videolarımda farklı ses kayıtlarından yararlanmamdaki amaç videomun zenginliğini arttırmaktır. Çünkü şöyle düşünün, bir yemek yapıyorsunuz diyelim ki, yemeği tamamlayan farklı farklı malzemeleri katarsanız yemeğiniz daha güzel bir şekilde hem göze hem gönle hitap eder. Benim de amacım videolarımda farklı videolardan yararlanarak videolarımın kalitesini elimden geldiği dilimin döndüğünce arttırmaya çalışmak. İnşallah sizleri sıkmıyorumdur videolarımda bu farklı içerikleri alarak. Ama gerçekten birbiri ardı sıra dinlediğiniz zaman, kesintisiz bir şekilde dinlediğiniz zaman birbirini tamamlayıcı ve birbirini güzelleştirici, tamamlayıcı, bütünleştirici bir içerik ortaya çıkardığına inanıyorum. O zaman gelin videomuzun kapanış kısmını yapalım değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Selçukluların Horasan'a göçünü ve muhtariyet kısımları konusunu ele alıp bununla ilgili elimizden geldiği dilimizden döndüğünce konuşmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda artık Selçukluların istikrarlarını kazanmaları 1038 konusunu ele alıp artık Selçukluların muhtariyetin tamamsızlığa giden yolunu aydınlatıp inşallah artık Selçuklu Devleti'ni resmen kurmuş olacağız. Videomu
Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videomuzda Selçukluların istikrarlarını kazanmaları konusunda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Önümüzdeki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tüm kardeşlerim, Allah'a emanet olun.